Arapça bir kelime mi, çocuklarımıza Can ismini koyuyoruz? Bunun bir mahsuru var mı? Vermemeliyiz, evet. Vermemeliyiz. Aa. Bu olaya şöyle bakmalıyız. İsyan etti diye, ego kibir yaptı diye Allah onu lanetledi. Bakın burası çok önemli bir husus. Allah onu lanetledi. Cinler ne kadar yaşar? Onların ömürleri ne kadar sürer? Bedenlenip ya da herhangi bir görünür hale gelecek şekilde kılığa girip karşımıza çıkarlar mı? O insan can çekişir gibi orada kıvranıyor, garip sesler çıkarıyor, evet, o anda cinle konuştuğunu söylüyor. Böyle cin çıkarma seansları var, net. Ama... Merhaba değerli izleyiciler, Beyza Akan YouTube'a hoş geldiniz. Yine çok kıymetli bir konuğumuzla ve çok merak edilen konularla karşınızdayız. Araştırmacı, yazar Kürşat Berkan, 25 kitap sahibi ve yine yazmaya devam ediyor. İnşallah çok yakında yeni bir kitabı çıkacak. Kendilerine dönmeden önce hemen şöyle kitaplardan bazılarını göstermek istiyorum. Tamamen kütüphanelerde olması gereken arşivlik kitaplar gerçekten. Bu alanlarda siz onu metafizik konularda Kürşat Bey'i iyi biliyorsunuz ama aslında hocanın bakınız Tapınak Şövalyeleri, Evangelizm, İstihbarat Savaşları, Masonizm gibi birçok alanda kitapları var. Okuyunuz, okutturunuz. Biz de zaman zaman Kürşat Hoca ile inşallah yayınlar yapacağız. İnşallah. Çünkü bir değer. Allah hoş razı geldiniz. Sefalar getiririz Kürşat Hocam. Çok sağ olun. Siz de sağ olunuz. Şimdi 25 kitap kolay değil. Dış gündemle ilgili, iç gündemle ilgili, siyasi gelişmelerle ilgili, bizim tırnak içinde küresel güçler dediğimiz bir takım oluşumların insanlığın aleyhine yaptığı eylemlerle ilgili çok güzel konular işliyorsunuz. Hı hı. Ama dönüp dolaşıp sizin karşınıza çıkan bir konu var ki ben de sizinle bunu konuşmayı talep ettim. Çünkü farklı mecralardan bu alanda bilmeden ilerliyor insanlar maalesef. Evet. Bazen hayatının kırılma noktalarında, bazen bilmeden etki altında kalarak. Metafizik unsurlar, metafizik savaşlar, metafizik saldırılar, metafizik dünyadan medet umulması gibi konular ehlinin konuşması gereken konular. O yüzden sizin bu görüşlerinize bu ilk programımızda inşallah devamı gelecek başvurmak istedim. Hoş geldiniz. Hoş şöyle önce kelimeyi isterseniz ustası olarak, uzman olarak yorumlar mısınız? Metafizik nedir Kürşat Hocam? Estağfurullah. Söylemlerinizi dua olarak kabul edelim. İşin ehli değiliz ama Rabbim inşallah ilmimizi artırır da inşallah. Sizin de duanız kabul olur. İşin ehli oluruz. Tabii ehil demişken şurada da bir parantez açayım. Sizin de beyan ettiğiniz üzere 25 tane kitabımız var. Yakında inşallah 2 tane de farklı kitabımız çıkacak. İnşallah. Lakin bu kitapların hepsi küresel politika hakkında. Evet. Gizli örgütler, masonlar, siyonizm, tapınak şövalyeleri vesaire vesaire vesaire. Cinler hakkında hiç kitabım yok. Yok. Lakin bu o kadar çok rağbet gören bir konu ki ve bugüne kadar mesela diyeceksiniz ki ya neden peki cinler konusu siz anlattığınızda bu kadar rağbet görüyor? Ben şuna bağlıyorum. Hemen kısa bir örnek vereyim. Buyurunuz. En çok insanların dönüş yaptıktan sonra bana söyledikleri kelime şu. Ya hocam senin anlattıklarına kadar biz cinlerden çok korkuyorduk ama artık korkmuyoruz. Biz insanlara çünkü bunu söylüyoruz. Bize yıllarca cinlerden korkmamız gerektiğini anlattılar, korkmamız gerektiğini öğrettiler. Ama dönüp de yönümüzü hem onların tarihine yani cinler aleminin tarihine baktığımızda hem de kendi ins aleminin, insanlar aleminin tarihine baktığımızda aslında korkmamamız gerektiğini, onların da bizim gibi birer birey olduğunu, aramızdaki tek farkın bizlerin onları görememesi olduğunu fark ettik. E şimdi göremiyoruz diye bir varlıktan neden korkalım ki? Buna şöyle bir eleştiri geliyor. Ya işte tamam görmüyoruz ama bunlar garip varlıklar ve bizi çarpabiliyorlar. E çarparsa da biz zarar görmüş oluyoruz. Şimdi bu korkulmayacak bir varlık mı? Hayır, korkulmayacak bir varlık. Çünkü asıl bomba yer burası bana göre. Çünkü insan kendi titreşimini yüksek tutarsa yani aurasını güçlü tutarsa ve düzgün beslenirse hayatını düzene koyarsa emin olun hiçbir cin insana musallat olamaz, insanda karşılık bulamaz. Çünkü onlar da bir titreşim. Onlar da sizin auranızın içine nüfuz eden enerji varlıklar. Dünyanın
çekirdeğinde biliyorsunuz ki yoğun bir demir var. Evet. Bu demirin olma sebebi dünyanın dış katmanında bir kalkan olmasına bağlı. Peki bu kalkan nedir? Bilim buna vanilin kuşakları diyor. Neden bunu örnek verdim? Şu yüzden. Makro alemin aynısı biz mikro alemiz. Bizim de dışımız, içimizde bir demir var. Demiriniz eksik olursa hasta olursunuz. Psikolojiniz bozulur. İşte hücrelerinizin çalışma prensibi bozulur. Ama o demiri yüksek tutarsanız birçok hastalıktan beri kalırsınız. Aynı zamanda beslenme noktasında da şayet ki alkali beslenirseniz kanınızdaki bazik ve asidik değerler değişir. Kanınız, mesela hep diyorlar ya bu işlerle uğraşana, biraz daha böyle hayvansal gıdalardan uzak dur. Daha evet. çok şey beslen, yeşillik beslen ya da doğal beslen. Evet doğrudur. Çünkü bu şekilde beslenme, hayvansal gıda da tüketeceğiz. Tamamıyla kesmeden bahsetmiyorum. Yani riyazet orucu gibi. Evet evet. Riyazet orucunda tamamıyla kesiyoruz. Evet. Yani biz de sadece günde 3 tane 5 tane zeytin, 1 tane ekmek, 1 bardak su tükettiğimizi biliriz. Lakin biz ne kadar yememize içmemize dikkat edersek vücudumuzdaki kan oranımız asidikten bazik duruma geçiyor. Bazik duruma geçmesi demek bizim alkali beslenmemiz demek. Alkali beslenmemiz demek auramızın güçlenmesi demek. Auramızın güçlenmesi demek dışımıza, bu et bedenin dışına bir kalkan örmemiz ve bu kalkandan içeriye metafiziki herhangi bir varlığın girememesi demek. E şimdi şu ortaya çıkmıyor mu? Biz kendimize sahip çıkarsak demek ki karşıdaki görmediğimiz varlık, onda onların söylemine göre, birilerinin söylemine göre çarpma kudreti dahi olsa bize bir şey yapamaz ki. Yapamaz yani. Bu şuna benziyor. Kontrol kalemi tutarak elektriğe dokunmaya benziyor. Ama sen kontrol kalemin yok elinde. Diyorsun ki ya ben buna dokunacağım ama cin bana bir şey yapmasın. Yapar abi. Kontrol kalemini niye kullanmıyorsun? Bunu kullanacağız. Vücudumuza iyi bakacağız. Psikolojimize iyi bakacağız. Ruhumuza iyi bakacağız. Beslenmemize dikkat edeceğiz. Hayat koşullarını daha çok İslam'a yakınlaşacağız ki onların bize bir etkisi olmasın. Sen auranı zayıflatırsan, delik deşik hale getirirsen, insanlara kötülük beslersen, fesatlık yaparsan, dedikodu yaparsan, gıybet yaparsan, auranda delikler açarsan cinler de seni ziyaret ederler. Metafizik nedir konusuna gelince de aslında metafizik görünmeyen fizik ötesi demek. Fizik ötesi alemi betimleyen bir cümle. Ve metafizik konusunda biz sadece o metafizik aleme cinleri oturtmuyoruz. Bunun haricinde ruhlar da var ve bunun da haricinde ruhsal öğreticiler de var. Ve melekler de var biliyorsunuz yine o metafizik alemde. Fakat burada konumuz gereği bizim ana temamız cinler ama evet. cinlerin haricinde de metafizik alemde var olup öğretici sıfatında olan varlıklar da var. Bu varlıkların ne olduğu bugüne kadar halen çözülebilmiş değil. Peki, hani Rahmani denen mi? Rahmani, bravo. Peki bunun örneği var mı? Var. Mesela çok muteber bir hadisi şerif var. O hadisi şerifte diyor ki siz herhangi bir zorlukta kaldığınızda sadece Allah'a dua ederek deyiniz ki Allah'ım senin salih kullarını bana yardıma gönder. Bu salih kul kim? Çölün ortasındayım. Salih kul beni nereden bulacak? Nereden bulabilir? Ama Allah vesileler Allah'ı oradan bir varlık vücut bulup senin yanına gelip yardım edebilir. Keza emin olun günümüzde hepimize zaman zaman böyle varlıklar geliyor ve yardım ediyor. Ben şimdi sizi biraz deşsem sizde de muhteşem hikayeler çıkar. Çünkü görmüş, tecrübe edinmiş insansınız. Mesela bir yerde bir sıkıntı yaşıyoruz. Geldiniz bu stüdyoya, arabanızı park edeceksiniz, yer bulamıyorsunuz, sıkışmışsınız, oraya gidiyorsunuz, yok 3-5 sokak gezmişsiniz. Sonra bir bakıyorsunuz birisi size el ediyor. Yer mi arıyorsun? Gel karışım gel diyor. Yeri park ediyorsunuz, arabadan iniyorsunuz, bakıyorsunuz öyle birisi yok. Aslında işte burada Rabbim sizin kalbinizin güzelliği ile o Rahmani kulunu görevlendirip size yardım etmiş. Neden? Şükredelim diye. Ve şükür muhteşem bir şey biliyor musunuz? Şükrettiğiniz zaman da cinlerin şeytani olanları asla sevmiyor. Neden sevmiyor? Çünkü insan her şükrettiğinde o aura, o çakralar böyle son sırat giden hızlı trenin gitmesi gibi çalışıyor. Şükretmek aurayı güçlendirir kesinlikle mi? Kesinlikle güçlendiriyor. Şükretmek titreşimi de yükseltir. Tabii ki. Şöyle düşünün. Hepimizde cep telefonu var. Evet. Cep telefonumuzun çekme kuvveti ayrı ayrı olabiliyor.
coğrafik konumlara göre değişebiliyor. Ben şehrin ortasında cep telefonunu kullanırken çok iyi çeker. Ben gidip bir mağaraya girsem, bir yaylaya çıksam belki daha az çeker. Ya da bir bodruma insem daha az çeker. İşte bu çakra ve şükür meselesinde de siz şükrettikçe çakralarınız daha iyi çalışmaya, letaif noktalarınız daha iyi çalışmaya başlıyor. Dolayısıyla üst boyutla bağlantınızı sağlayacak o sinyal, cep telefonu sinyaliniz 3G'den 5G'ye geçiyor. Dolayısıyla daha hızlı bir iletişim sağlanıyor. Yani düşünsenize, sizin önünüzde bir sürü ampul var. Bu ampullerin içinde bazıları zayıf yanıyor, bazıları daha kuvvetli yanıyor. Ama stüdyo takmak için size ampul lazım. Hangisini seçersiniz? Tabii ki daha iyi yanına seçersiniz. Kullarda da aynı şey söz konusu. Siz eğer titreşiminizi zayıflatırsanız, hasetlik, fesatlık, yalan, iftira, kötü kelime, dolandırıcılık, hilekarlık, bunların hepsini kendi bedeninizde meziyet olarak taşırsanız, hem o ampulünüzün yanma seviyesi düşecektir, hem gönderdiğiniz sinyal seviyesi düşecektir, hem de yol arkadaşınız metafizik boyutta şeytani olan varlıklar olacaktır. İşte metafizik alem hem cinler alemini, hem melekler alemini, hem ruhlar alemini, hem de ruhsal öğreticiler alemini kapsayan büyük bir alem. Büyük bir tarla. Mesele şu: bu tarlanın meyvelerini, sebzelerini, oradaki bütün muhteviyattan faydalanacak olan bizleriz. Önemli olan nasıl faydalandığımız. Bir başaktaki, başağın tepesindeki o buğdayı mı alacağız biz, arpayı mı alacağız? Yoksa o başına eğip düştükten sonra toprağa düşmüş arpadan mı faydalanmak isteyeceğiz? Gönül ister ki o başağın tepesindeyken, temizken, yerindeyken, selahiyet içindeyken o meyveden faydalanalım. Allah o meyveden faydalanmayı nasip etsin. Amin, amin. İnşallah, inşallah. Rahmani mi, şeytani mi diye yüzeysel de olsa bildiğimiz bir ayrımdır bu. Siz de değindiniz az önce. Peki spesifik olarak cinle şeytan aynı şey mi? Aynı varlık mı? Çok güzel bir soru. Şimdi Türkiye'de ve dünyanın da, özellikle İran'da da bunu çok yapıyorlar. Mesela ben Pakistan'da bulundum, orada da yapıyorlar. Biz cinlerin yekününü şeytan olarak tanımlıyoruz. Ama hayır, öyle değil. Ayette diyor ki: "Vema halaktul cinna ve insa illa liyabudun." Ben cinleri ve insanları bana kulluk etsin diye yarattım. Yani diyor ki bunlar kulluk vazifesi olan varlıklar kardeşim. Bunlar kulluk vazifesi olan varlıklar. Dolayısıyla karşımızdaki cin olsun insan olsun hiç fark etmez. Tanımadan, etmeden cin için de aynı şeyi konuşuyorum. Yani bir insana, hani diyoruz ya ön yargıyla yaklaşma diye. Ya sen insansın, ben sana ön yargıyla yaklaşamam kardeşim diyorum karşımdakine. Bir cin olsa yine aynı şeyi söylemeliyim. Cin de çünkü yaratılmış bir varlık, kulluk vazifesi olan bir varlık, benden hiçbir farkı yok. Ona da ön yargıyla yaklaşmak doğru değil. Onun hakkında da bilmeden etmeden zanda bulunmak doğru değil. Niye şimdi bir insanı üzmekten beri dururken cini üzmek için hemen ona iftira etmeye başlayayım ki? Ben bunu doğru görmüyorum, doğru bulmuyorum. Cevaba gelince de aslında şeytanlık bir sıfat, bir ünvan. Hemen şöyle bir örnek verelim. Buyurun. İblis evveli zamanında Cennet-i Âlâ'da yeni yaratılan, bir de böyle bir husus var, şey deniyor mesela iblis hakkında: o meleklere, bütün meleklerin üstünüydü, bütün meleklere hizmet verirdi. Hayır kardeşim, öyle bir şey yok. Allah'ın yaratma kudreti sınırsızdır. Dolayısıyla iblis de Allah'ın yeni yarattığı meleklere eğitim veren bir öğreticiydi. Fakat daha sonra kendi egosu sebebiyle, ki Allah'ın hiç sevmediği, peygamberin hiç sevmediği, alim-i ulemanın hiç sevmediği, hatta biz insanların da sevmediği bir meziyettir ego. Şeytanın da en sevdiği. Bravo, harikasınız. Şeytanın da en sevdiği, insana böyle kibir, ego. Kibir, ego olan insana böyle metiyeler düzdüğü bir meziyettir. İblis bu meziyeti sebebiyle yeryüzüne indirildi. İndirildiğinde iblis iblisti. İblis kelimesini hiç sevmez bu arada. İblis iblisti. Sonra, yani o cindi. Sonra ona şeytan ünvanı verildi. Çünkü ayette de öyle söylüyor. Seni ve zürriyetini diyor. Ve başka ayetlerde de onun zürriyetin şeytan, mesela cinlerdendi diyor. Net. Şeytan cinlerdendi. O zaman çoğalıyordu. Tabii. O kendi zürriyetleri var. O da cindi. Şeytan bir cin. Dolayısıyla
evlenebilir, çoluk çocuk sahibi olabilir, üreyebilir. Ha, kıyamete kadar vakit verilenlerden, orası ayrı konu. Evet. Lakin isyan etti diye, ego kibir yaptı diye, hı hı, Allah onu lanetledi. Bakın burası çok önemli bir husus. Allah onu lanetledi. Lanetlenince şeytan oldu. Aslında o bir cin, şeytan oldu. Ben de şöyle bakıyorum olaya. Diyorum ki iblis isyan ettiği için, baş kaldırdığı için şeytan oldu. Şeytan kaftanını giydi. Şeytan sıfatını kendine yakıştırdı. Bugün de insan olup şeytan olanlar var. Aynı şey. Hmm. Yani o iblis şeytanlık sıfatını aldı. Günümüzde de insan olup şeytanlık sıfatını alanlar var. Çünkü belki hani biraz esprili yaklaşmış olacağım ama şeytanın meziyetlerine bakıyoruz. Çünkü Kur'an bildirmiş, hadis bildirmiş, alim-i ulema bildirmiş şeytanın sıfatlarını. Şeytanın sıfatlarına baktığımızda ve bazı insanlara baktığımızda şeytanın sıfatlarından daha çok kötülük meziyetine sahip insanları görebiliyoruz. Az önce Müslüman gibi yaşamak dediniz. Müslümanların içinde çok görüyoruz hatta Müslüman gibi yaşamayıp şeytanın sevdiği özellikleri yansıtan. Bravo. İşte din buna münafıklar diyor. Yani Müslüman gibi görünüp ama aslında Müslümanlıkla hiçbir alakası olmayan, birçok kötü hasleti üzerinde barındıran insana münafıklar diyor. En kötü husus da bu, biliyor musunuz? Yani bir kafir olacağınıza, işte bir Hristiyan, bir Musevi vesaire olabilecekken münafık olmak en kötüsü. Çünkü takıyı yapıyorsunuz, iki yüzlülük yapıyorsunuz. Allah bizleri beri etsin inşallah. Öyle bir şey tabii nefes vermediğimiz sürece hepimizin başına gelebilir. İnşallah böyle meziyetlerimiz olmaz. Allah'a sığınırız. Yani ez cümle sorunuza cevapla, şeytanlık aslında bir ünvandır. Şeytan bir cinin kendi şeyi değildir. Öz benliği değildir. Üzerine yakıştırılmış bir sıfattır. Aynı şekilde yaratılan insanlar arasında da şeytanlar vardır. Şeytan iblis tektir. Şeytan çoktur. Çünkü yine Kur'an'da da benzer cümleler var. Şeytanlar olarak da pek çok kelime geçer. Buradan da anlıyoruz ki iblis bir tane, yani en büyükleri, kralı. Şeytanlar çok ve aynı zamanda insanlar arasında da şeytanlar çok. Dolayısıyla buradan da hareketle şeytan kelimesinin bir sıfat olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. İblis adını şeytan neden sevmiyor? Çünkü lanetlendikten sonra ona iblis dendi. Allah Zülcelal Adem peygamberi anlatırken iblis diye anlattı. Yine pek çok kitapta mesela şöyle bir beyan var. Parantez içinde bunu da söyleyeyim. Hazreti Musa'ya Nüsa indiğinde, ki ismine Tevrat diyoruz. Asıl olan Nüsa indiğinde orada iblis diye bahsedildi. İblis diye bahsedilmeye başlandı. Ve sonra denir ki, tabi bu şeydir, rivayettir. Ne kadar doğru ne kadar değil bilmiyoruz. Fakat pek çok sağlam kaynaklarda anlatılan bir hikayedir. İblis olarak sıfatlandırmaya başlayınca denir ki şeytan Musa'ya, Musa peygambere, Hazreti Musa'ya vaat verdi. Dedi ki ben de senin benim adımı lekelediğin o kitabını yok edeceğim, değiştireceğim. Ve bugün Tevrat'ın değiştirilmesini buna bağlarlar. İncil'in değişmesini buna bağlarlar. Bu olaylardan sonra Allah Kur'an'da vaat vermiştir. Kur'an'ı biz koruyacağız, evet, değiştiremeyeceğiz diye. Buna bağlarlar. Tabii böyle iblis kelimesi aslında aşağılayıcı bir kelimedir. Çünkü kötü demektir. Kötü, aşağılık, isyan eden anlamlarına gelir. Fakat şeytan da tam tersini savunur. Der ki, hayır ben bu sıfatı hak etmiyorum. Neden? Şeytanı savunanlar da böyle söylüyor bu arada. Satanistlerden bahsetmiyorum. Konumuz onlar değil. Ve ben bu sıfatı hak etmiyorum. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben sadece şunu yaptım. Ben bu yaratılan, bizden bahsediyor, Adem'den önce yaratıldım. Benim ırkım onlardan daha üstün ve dünya benim yerim kardeşim. Siz bizi istilaya geldiniz. Hatta yine başka bir rivayette şöyle anlatılır, komiktir. Yeryüzüne indirilme olayı cereyan ettiğinde iblis ilk indirilir. İndirildiğinde de yeryüzündeki fesat çıkaran, çünkü biz cinler fesat çıkarıldığı için yaratıldık ya. Hı hı. Fesat çıkaran cinlere ve onların hükümdarlarına gidip der ki Allah yeni bir tür yaratıyor ve bu türü buraya gönderiyor, dünyaya gönderiyor. Dünyayı istila edecekler, bizi yok edecekler. Ve denir ki o günden bugüne cinler insanlara düşmandır.
Ve bazı cinlerle günümüzde, bazı cinlerle yapılan irtibatlarda da, işte görüşmelerde de cinlerin de buna benzer şeyler söylediği görülmüştür ve duyulmuştur. Siz bize düşmansınız çünkü bizi yok etmeye geldiniz. Burası bizim dünyamız, bizim dünyamızı istilaya geldiniz diye bazı cinlerin de beyanları görülmüştür. Ama tabii bu da bir şeytan sahtekarlığıdır. Hazreti Adem'den önce vardı cinler yeryüzünde. Yani Bakara suresinde yeryüzünde fesat çıkaracaklar diye meleklerin mukayese ettiği insanoğlunu cinler miydi? Tabii ki yani konuyu bilen bir moderatörle konuyu konuşmak çok iyi oluyor. Estağfurullah. Dediğiniz estağfurullah. Kesinlikle aynen öyle gerçekleşti. Çünkü cinler yaratıldı. Kendi aralarında sapkın durumlara düştüler. Ve bununla beraber savaşlar yapmaya başladılar. Bir rivayet var. Meleklerin de sık sık cinlerin yanına gidip yeryüzüne inip onlara öğüt verdiği söylenir mesela. Yapmayın, etmeyin, bak Allah'ın ipine sarılın, doğru olun vesaire gibi. Ama meleklere dair savaş açtıkları beyan edilir. Bunun üzerine işte o yasak meyve olayından sonra yeryüzüne inme olayından hemen öncesi, yani Adem peygamber ve Hazreti Havva validemizin ruhu yaratılmadan hemen öncesinde o mukayese geçer. Bak, bozgunculuk yaptılar. Allah'ım sen bir daha birini mi yaratacaksın? Rabbim bize demişti ki siz benden iyi mi bileceksiniz? Sonra insan yaratıldı. Tabii çok özet geçiyoruz burada, evet, ama. Evet, elbette. Cinlerin insan kavminden ortalama 2000 yıl, bir rivayete göre 6000 yıl, bir rivayet ama 2000 yıl rivayeti çok sağlamdır. Çok sağlam kaynakları vardır alim ulema tarafından. 2000 yıl önce, insanlardan 2000 yıl önce yaratıldığı söylenir. Onların da ilk yaratılanı bizim nasıl Adem peygamberse, onların da ilk yaratılanı candır. Hatta hürmet ederek ona Hazreti Can diyenler de vardır. Çünkü onun bir peygamber olduğu kabul edilir. Keza Kur'an-ı Kerim'de biz her kavme, her topluluğa bir peygamber gönderdik denir. Dolayısıyla cinler de büyük bir kavim, büyük bir topluluktur. Onlara da bir peygamber gönderilmemiş olması mümkün değildir. Yine başka bir ayette, içlerinde hiçbir uyarıcı yoktur ki kelimesi geçer mesela. Yani topluluklar arasında, yaratılan topluluklar arasında hiçbir uyarıcı gönderilmemiş topluluk yoktur der. Dolayısıyla cinler de büyük bir topluluk olmasından mütevellit, onlara da bir peygamber gönderilmiş olması muhtemeldir. İşte o peygamberin de Can olduğu, Hazreti Can olduğu söylenir. Keza iblisin de mesela kendi aralarında çatışma da vardır. İblisin de Hazreti Can'ı kabul etmediği, sevmediği ve benimsemediği cinler arasında da çok yaygındır. Cinler kendi işlerinde kavimlere bölünmüşlerdir. Bu kavimler arasında da çatışmalar vardır. Onlar krallıklarla yönetilirler. Padişahlıkla yönetilirler. Özür dilerim. Padişahlık sistemiyle yönetilirler. Bu padişahlar arasında dahi çatışmalar, savaşlar günümüzde devam etmektedir. Ve onların arasında bile o yaratılan ilk büyük cini iblis hiçbir zaman kabul etmemiştir. Çünkü o peygamberlik sıfatını elde etmiştir. İblisin de işte isyan etme sebeplerinin birinin bu olduğu söylenir. Çünkü hani dedik ya, o ilahi katta bir öğreticiydi. Kendisinin düşüne göre bir peygamberlik sıfatı elde edeceğini umut ediyordu. Ama ondan sonra Allah, ya bunlar bozgunculuk yapıyor. Ben yeni bir tür yaratacağım ve ilk yaratana da, bu çünkü kuraldır, İlk yaratılan topluluğa bir peygamber tayin, bir öncü tayin, bir resul tayin edilir. Bir Adem soyu yaratacağım. Adem'e de peygamber ilan edeceğim dedikten sonra iblis artık kendisinin peygamber olma hayallerinin suya düştüğünü anlar ve düşmanlığı, isyan etmesi, ya o kim ki ben ona secde edeceğim demesi buradan kaynaklanır diye rivayet edilir. Evet, maalesef. Bu arada konunun dışına çok fazla çıkmamaya çalışıyorum ama Can dediniz, orada takılıp kaldım. Şimdi buyurun. Can, Arapça bir kelime mi? Çocuklarımıza Can ismini koyuyoruz. Vermemeliyiz. Bunun bir mahsuru var mı? Vermemeliyiz, evet. Vermemeliyiz. Aa. Bu olaya şöyle bakmalıyız. Şimdi, bunu ilk kez duyuyorum. Ama bu olaya şöyle bakmalıyız. Şimdi ya, Can kelimesi olmaz kardeşim. Can kelimesi bir cinin ismi, vermeyiz dememeliyiz. Peki evet, açıklamasını evet. Nasıl yapmalıyız? Bir zemine oturmalı bana göre şu yüzden. Can görünmeyen demek. Görünmeyenler anlamına o kökten gelir. Aslının İbranice olduğu da söylenir. Aslının yine Arapça kökenden geldiği de söylenir. Yani ikisi, iki kökende de vardır aslında can kelimesi, gizlenen anlamında. Lakin çoğunlukla bizim kabul ettiğimiz can kelimesinin muhteviyatını biz Arapçada örtülen,
örtünün arkasında olan görünmeyen anlamlarında görüyoruz. Can kelimesinin kullanılmamasındaki maksat da şudur. Can aslında içrektir, içe dönüktür. Yani görünmeyen diyoruz ya, içe dönüktür. Titreşimi ruhsaldır. Can sıfatını, can ismini kullananların kelimenin titreşimi hasebiyle daha çok böyle içe dönük, içe kapanık, sosyal hayatta olmayan, dünyaya bağlı olmayan, daha çabuk ruhsal anlamda etkilenen, daha çok karamsar olan bir yapıya sahip, bir titreşime sahip olduğu düşünülür. Bu nedenle de can kelimesinin titreşiminin çok fazla içrek olması sebebiyle kullanılmaması doğrudur denmiştir. Ha, kullanılırsa çok kötü bir şey midir? Hayır, değildir. Lakin hayatta her şey titreşimdir. Nikola Tesla'nın söylediği gibi hayatta her şey titreşimdir. Bizim konuştuğumuz kelam, içtiğimiz su, tuttuğumuz telefon, kullandığımız lisan, baktığımız gözümüzdeki o bakışımızın şekli dahi hep pozitif olmalı. Eğer böyle olmazsa hayatımızın bir yerlerinden biz kendimize manevi şırıngayla negatiflik empoze etmeye başlarsak o zaten aşağı doğru çökmeye başlıyor. Dolayısıyla can kelimesi kendi enerjisi bakımından içrek olduğundan dolayı kullanılması daha çok daha çabuk ruhsal anlamda etkilenen bir sıfata büründürür insanı. İsminde can olanlar şimdi burada bir düşünsün tabii, bir mukayese etsin. Biz bunu hayat tabii isim olarak halimizi, düşündüğümüz için. Evet, iki isimlilerse diğer isimlerini kullanmalarını tavsiye ederiz. Hatta sadece can kelimesini kullananlar değil, herkes, istisnasız herkes. Anne babamız koyuyor. Eskiden evet anne babalarımız biraz bu konuları bilmiyordu. Bu konular elbette son yıllarda, son 50 yıldır daha çok gündeme gelmeye başladı. Ya da 20 yıldır gündeme gelmeye başladı. Tabii onları da suçlamak, ebeveynlerimizi suçlamak için söylemiyorum. Evet. İsimlerimizi bilmiyorduk. İsimlerin enerjisini bilmiyorduk. Yeni yeni öğrenmeye başladık. Bundan sonra çocuklarımıza isim koyarken o ismin mutlaka isim analizini doğru düzgün birine, şarlatan birine değil, isim analizini yaptırsınlar ve isimlerin harf harf enerjisine bakarak bunu yaptırsınlar ki o evladımız ileride o isminden dolayı tıkanıklıklar yaşamasın, muzdariplikler yaşamasın. Ez cümle can kelimesi de kullanılması en son tercih edilebilecek kelimelerden bir tanesi. Çünkü ruhsal yönü çok fazladır. Çok fazla ruhsal anlamda etkilenir. Ruhsal anlamda zayıftır. Çünkü bizim işimiz dünya. Evet. Biz buranın varlığıyız. Oranın varlığı değiliz. Bu nedenle ki can gibi bizi bu dünyadan öte tutacak kelimelerden, titreşimlerden uzak durmalıyız. Bu yüzden söylüyoruz. Yani cinlerin formu bu dünyaya uyumlu değil o zaman. Değil. Şöyle düşünün, bazen mesela işte diyorlar ki cinler bedenlendi. Hayır, cinler bedenlenebilir evet, ama hayır dememdeki maksat şu. Bir cinin dematerialize eden, materialize olması için çok yoğun bir enerji harcaması gerekiyor. Mesela astral seyahate çıkacaksanız, evet, siz ruhun yolculuğudur astral seyahat. Siz astral seyahate çıkacaksanız bu ruhun yolculuğunu yapabilmek için diyet yapmalısınız, bu dünyadan uzaklaşmalısınız, frekanslar dinlemelisiniz. Çünkü bilinciniz hazırlansın, vücut titreşiminiz hazırlansın, diyetlerle mikroorganizmalarınız bu dünyadan uzaklaşsın, hayvansal gıdalar bedeninizden bir dışkı vasıtasıyla dökülsün, uzaklaşsın. O yüzden astral seyahat yapıyorum diyen herkese lütfen inanmayınız. Evet, o konuda da uzmandır Kürşat hocamız. Çok konumuz sağ olun. Değil ama buyurun. Yani müsaadeniz olursa astral seyahat kursumuz da var. Şimdi bir, her insan astral seyahat yapabilir. Peki biz niye astral seyahat kursunu veriyoruz? Şu yüzden. Çünkü korunmasız, evet, hazırlıksız astral seyahate çıkmak risklidir. Kurstaki amacımız da insanın titreşimini yükseltmek. Bu yüzden diyoruz ki bilinçli olarak giderseniz korkmanıza gerek yok. Ben her zaman neyi savunuyorum? İlk bölümde de ilk başlarken de söyledim. Bizim hiçbir şeyden korkmamıza gerek yok. Kendiniz mi veriyorsunuz kursu, başka eğitmen mi? Video kurs veriyoruz. Video. Evet, bizim bir kurs. Bu YouTube'da yayınlanacağı için söyleyebilirim herhalde. Evet. Kursdeposu.com sitemiz var. Orada hem astral seyahat kursu, yakında mizaç ilmi kursumuz başlayacak. Yine ücretsiz bir şekilde verdiğimiz tasavvuf, temel tasavvuf eğitimi kursumuz var. Onu da hani insanlar faydalansın diye ücretsiz bir şekilde sunuyoruz. O da bitmek üzere inşallah. Yani şunu söylüyorum. Buyurun. Ben aslında macera videoları da çekmiş birisiyim. İşte mağaralara gidip böyle keşifler yapmış da birisiyim. Bunları araştırırken, cinler alemini özellikle araştırırken şöyle bir, bizi de korkuttular, bizi de rahatsız ettiler, bize de bazı negatif saldırılar oldu. Bunları araştırırken şunu gördüm. Ayette diyor ki
Ben varken benim yarattığımdan mı korkuyorsun? Mesele bitti. Noktayı koydum. O zaman sığınmayı bilmek lazım. Bravo. Yaratana. Peki ben varken benim yarattığımdan mı korkuyorsun? O zaman şifreyi verdi bize. Anahtarı verdi. Biz doğru kapıyı bulmamız lazım. Bana göre doğru kapı da şuydu. Ben varken benim yarattığımdan mı korkuyorsun? O zaman Allah'ın yarattığından korkmamak için ne yapmalıyım, nasıl olmalıyım? İşte ilk programın başında anlattığım gibi biz hem bedenimizi, hem zihnimizi, hem ruhumuzu, hem çakramızı güçlü tutarsak hiçbir varlıktan korkmadığımız gibi o varlıkların da bize zarar verme ihtimalini %1'lere, %2'lere, %3'lere çekmiş oluruz. Peki Müslüman olmayanlara musallat olmaz mı bu cinler? Başka bir dine mensup olup ya da hiçbir dine kendini mensup saymayan birisine musallat olmaz mı eğer doğru yaşıyorsa? Doğru yaşıyordan kastımız ne? Önce Müslüman gibi yaşamak. Altını çiziyorum. Ha, İlk başta söylediğiniz. Şimdi şöyle, cinler için bunun bir önemi yok. Hı. Cinler şuna bakıyor. Senin kıldığın beş vakit namaza bakmaz. Çok net söylüyorum. Tam da öğrenmek istedim. Evet. Senin kıldığın beş vakit namaza bakmaz. Senin verdiğin işte zekata bakmaz. Sen 20 kere hacca gitmişsin, buna bakmaz. Cinlerin insandaki baktığı şey şu. Şu ayetin tecelliyahını ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Ayet de diyor ki emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Ana önemli nokta burası. Eğer sen derken sizden bahsetmiyorum. Üçüncü evet. şahıs olarak bahsediyorum. Evet. Yani saygısızlık olarak algılanmasın. Eğer sen emrolunduğun gibi dosdoğru isen korkma kardeşim. Bak korkma. Çünkü o zaman Allah'ın istediği gibi yaşamış oluyorsun. Ha bunu taçlandırırsan, namazını kılarsan, işte abdest. Ne bileyim abdesti gezersen, dualı gezersen, zikir ehli olursan zaten sen auranı güçlendirmeyi bırak. Auranın önüne bir de kale örüyorsun. Bırak cini, ifrit dahi yanına yanaşamaz. Hani biz cinlerden bahsediyoruz ama bunların da türleri var. İfrit dahi yanaşamaz. Marit dahi yanaşamaz. Marit en büyükleri. Marit dahi yanaşamaz. Dolayısıyla bir cin, işte görüyoruz mesela birkaç gün önce bir hoca efendi abimiz, imam kendisi Anadolu'da bir camide bir tasalluta uğramış. Kendisini cinlerin rahatsız ettiğini söylüyor. Beş vakit namazını kılan, abdesti gezen, zikir çeken, sürekli Kur'an okuyan bir imam efendi yani bu. Nasıl musallat oluyor? Ama musallat olmuş değil mi? Şimdi söylesem bilmiyorum ama ismini vermeden anlatayım. Tamam. Biraz konuştuk kendisiyle, dışarıdan bakıldığında mutlaka bu videoyu izleyenler de söyleyecek. Ya iyi de kardeşim, bir de böyle bir algı var ya. Ben beş vakit namaz kılıyorum, bana cinlerin musallat olması. Yok ya. Niye musallat olmasın sana? Yani sen rezil mi oldun haşa? Niye musallat olmasın? Bu abimizle de işte biraz konuştuk ettik. Enteresan bir husus bulduk. Şimdi baktığımızda beş vakit namaz kılıyor, zekat veriyor. Abdesti geziyor. Hacca gitmiş, bravo, abdesti geziyor. Yani aura takır takır çalışıyor. Buna rağmen nasıl musallat olur? Eğer musallat olabiliyorsa benim ilk bölümde anlattıklarım çöp oldu o zaman değil mi? Böyle bakarız olaya. Ama şuradan yakaladık. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol ayetini çiğnemiş. Nasıl çiğnemiş? Üç kardeşler, iki tane erkek kardeş babaları vefat ettikten sonra mirasın üzerine konmuş, kız kardeşe hiç bak vermemişler. Ve kız kardeş lanet etmiş. Aura yırtılmış orada. Bravo. Ve lanet etme hususu da çok enteresan. Ya hakkını helal etsin valla, ismini vermeden anlatacağım ama. Tamam. Bu arkadaşların portakal tarlaları var. İki kardeş bu portakal tarlalarını paylaşıyorlar. Bir tane de evleri varmış babanın. Portakal tarlalarından diyorlar ki ya olmaz yani, sana miras düşmez. Vermiyorlar kız kardeşe. Kız kardeş de mecliste, yani o aile meclisinde lanet ediyor bunları. Diyor ki babamın diyor malı hepimizin malı. Burnunuzdan diyor fitil fitil gelsin. Babamın malını yerken diyor boğulasınız. Bakın bedduaya bakın. Babamın malını yerken boğulasınız. Çok acı. Bu kardeş musallat yaşıyor imam. Bunun bir de abisi var. Abisinin çok üzücü ama yani gerçekten üzücü. Abisinin küçük çocuğu, herhalde 7-8 yaşları demişti yanlış hatırlamıyorsam, ya da 8-9 bilmiyorum. Portakal sıkıyorlar, bir tatil beldesine gidiyorlar. Anne portakal suyu içiriyor çocuğa. Portakal suyu içirirken o içindeki portakalın şeylerinden tıkanıyor çocuk. Yetiştiremiyor ve hayatını kaybediyor. Ay. Kız kardeşin bedduası nasıl çıkmış görüyor musunuz? 8-9 yaşındaki bir çocuğun sırf miras yüzünden canıyla bedel ödediler. Şimdi o abide de musallat vardır emin olun. Bu çocukta da musallat var. Çünkü bakıyorsunuz adama, yaşantısı zikiriyle, namazıyla, abdestiyle, Allah ile her şey öyle.
Ama öbür taraftan sen Allah'ın hoşuna gitmeyecek bir olaya imza attın ya. Ve sen yine belki de, ben öyle düşünüyorum, belki de kıldığın namazlarla Allah'ın adını yaymaya çalışıyorsun diye Allah senin cezanı hafifletti. Çünkü öyle diyor ayette. Biz sizin üzerinize gelen hak ettiğiniz belaların çoğunu da sileriz diyor. Belki de sen görevin icabı yapıyorsun ama işte Allah'ın ilmiyle uğraştığın için Allah senin üzerine gelen belayı hafifletti. Ama bak abini hafifletmedi. Canıyla bir evlat acısıyla bir kızı bir oğlu varmış. Oğlunu Rabbim almış. Sabırlar versin. Kız kardeşinin düşünebiliyor musunuz bedduayı? İnşallah siz babamın malını yerken boğulursunuz diyor. Ve o çocuk boğuluyor. He tabii o kız kardeş sonradan vicdan azabı çekmiş midir bilmiyorum. O kadarını sormadım ama çok üzücü. Hani bunu da konuşa. Evet. Abi şöyle bir şey var mı? Abi hocam böyle bir şey var mı? Diye anladık. Hak gasp etmiş. Yoksa dışarıdan baktığınızda abi sen namaz kılıyorsun. Nasıl olur ya? Mümkün değil. Falan diyorsunuz. Sonra o zaman bizim ilk bölümde anlattığımız teori çürüyor. Ama bakın bunu anlatınca teori çürümüyor. Yani biz aslında o yüzden dedim işte namazınız önemli değil. Kusura bakmayın. Abdestiniz önemli değil. Kusura bakmayın. Emrolunduğun gibi dosdoğru bir insan mısın? Ona bakacak Allah. Emrolunduğun gibi dosdoğru bir insansan senin avran güçlü olur. O zaman işte Allah'ın koruduğu kullar arasına girersin. O zaman metafizik alemden herhangi bir varlık sana tasallutta bulunamaz. Bu yüzden bu kadar önemli Allah'ın ipine sıkı sıkıya sarılmak. İnşallah. Cinler bazı videolarda görüyoruz. Bunlar doğru mudur değil midir? Konumuz o değil. Şöyle toparlayarak sormaya çalışacağım. Biraz da soruları birleştirerek sorayım. Diyorlar ki 600 yıllık, 500 yaşında, 700 yaşında, 1000 yaşında cinler ne kadar yaşar? Onların ömürleri ne kadar sürer? Bir de az önce biraz yüzeysel konuştuk. O yüzden yine bunu birleştirerek sorayım. Bedenlenip ya da herhangi bir görünür hale gelecek şekilde kılığa girip karşımıza çıkarlar mı? Evet, şimdi ilk sorudan başlayalım. Buyurunuz. Yaşam süreleri gerçekten uzun. 1500-2000 yılına kadar yaşayanları var. Mesela bazı arkadaşlar son zamanlarda türedi. Onlar diyor ki benim işte cinim var yanımda 6000 yaşında. Ya yapma gözünü seveyim yani. Bunu hani cinin yaşını büyütünce sen çok muteber birisi olmuyorsun ya. Sırf muteberlik kazanayım diye. Senin muteberlik kazanacağın husus bu değil. Sırf muteberlik kazanacağım diye yalan konuşmana gerek yok. Çünkü Allah yalanı da sevmiyor. Güzel kardeşim yapma. İşini yapıyorsan ehlince yap. Bir cin 6000 yıl yaşamaz, mümkün değil, tabiatlarına aykırı. Onlara verilen yaşam süresi 3000 yıl, 3500 yıl. Fakat şimdi biz böyle baktığımızda bize 3000 yıl, 3500 yıl çok gibi geliyor. Ama çok değil. Neden çok değil? Çünkü zaman algımız çok farklı. Evet, biz dünya zaman ve saatiyle bakıyoruz. Bravo. Ama cinler de öyle değil. Bravo. Cinler çok hızlı yaşadığı için algı onların da uzun yaşadığı yönünde. Aslında onların zaman boyutunda biz olsak, astral olur ya da beden olur bilmiyorum. Biz olsak emin olun Nuh peygamber gibi biz de uzun yaşarız. 950 yıl yaşarız belki de. Sadece aradaki fark zaman farkı. Onlar çok, onların zamanı çok hızlı aktığından onlar uzun yaşadığını sanıyorlar. Ya da biz onların uzun yaşadığını sanıyoruz. Ama onlar da aynı bizim gibi kısacık bir ömre sahipler. Biz zamanı onlardan daha yavaş yaşadığımız için kendi ömrümüzü 60 yıl, 70 yıl ya da 100 yıl olarak betimliyoruz. Fakat onların yaşadığı zaman süreci en fazla 1500, 2000, 2500 duydum sadece 3500 yıl yaşadığını beyan eden ve sözüne güvendiğim, inandığım da birisi olan bir dostumuzun beyanı üzerine söylüyorum. Onun yanında bir varlık vardı. Dostuydu, arkadaşıydı. Kendi yaşının 3500 olduğunu söylüyordu. Ha diyeceksiniz ki cinler de yalan konuşuyor. Evet belki de yalan söylüyordu. Bilmiyoruz. Öyle denir, evet. Bilmiyoruz ama telkinde bulunur, yalan konuşur tabii, derler. Yanındaki varlık da ehli sünnet bir varlıktı. O yüzden hani sözlerine itibar ediyoruz. Yani sizi ben tanıyorum. Benim için mutebersinizdir. Siz bir söz söylersiniz. Ben sizin sözünüze itibar ettim. Siz bana şimdi deseniz ki ya Kürşat ben aslında şeyi buldum, kendimi geliştirdim, maddeleri hareket ettiriyorum derseniz ben buna inanırım. Niye inanmayayım ki? Benim için çünkü mutebersiniz. Derim ki yani hanımefendi kendini, kadın kendini geliştirmiştir, yapıyordur. O kişi de işte benim nazarımda muteber olduğundan 3500 kelimesine itibar ettim ben. Fakat ekseriyatı 2000 yıl kadar yaşadıklarını görüyoruz cinlerin arasında.
Sonra onların da vefatı var. Azrail'in onların da canlarını alması var. Çoğunun 2000 yıl yaşadığını görüyoruz. İkinci sorunuza gelince de ilk bölümlerde söylediğim üzere çok yoğun bir enerjiyle bedenlenebilirler. Bu da çok kısa süreli olur. İnsanı korkutmak için olabilir. Hmm. Ama onun haricinde bizi hayale daldırıp halüsinasyon gördürebilirler. Hayal gördürebilirler. Hayalle bedenlendiklerini bize algılattırabilirler. Yani bedenlenmezler de. Mesela bu çok oluyor. Diyor ki hocam işte mutfakta oturuyordum. Bir döndüm kafamı, karşımda kocaman bir adam gördüm. Bu tamamıyla halüsinasyon. Bir cinin bedenlenmesi falan değil. Ama çocuklar görüyor. Ben de gördüm çocukken mesela. İşte o halüsinasyon. Yani cinin aslında şöyle, halüsinasyon kelimesini herhalde tam anlatamadım. Şöyle, bir cinin etli kemikli hale gelmesi değil. Ha, değil, evet. Ama bir görüntü, kendini, bir silüet oluşuyor. Bravo. Size kendini öyle göstermesi aslında. Çünkü bedenlenebilmeleri için gerçekten çok yoğun bir enerji harcamaları lazım. Ve bunu sadece bir insanı korkutmak için harcamazlar, yapmazlar. Çok ciddi meseleler de bunu yapıyorlar. O yüzden hani kendilerini gösterebiliyorlar. Fakat günümüzde bizim çok psikolojimizi bozdular. Gerçekten çok bozdular. Bilmiyorum, belki de biz meyilliyiz ona. Evet, her şey çok açık haldeyiz. Evet ya. Yani hemen iki tane böyle video izliyoruz, bir tane korku filmi izliyoruz. Hemen diyoruz ki ya hocam ben cin gördüm. Ya yok, cin herkese öyle gözükmez ya. Niye gözüksün sana Kürşat cin yani? Kürşat Bey, şu videoların da bir olumsuz etkisi, negatif etkisi yok mu? Ben şimdi hazırlanırken de bu içerikteki yayınlara bakıyorum. Hep karşıma çıkıyor. Yerde yatan insanlar, bir uzman işte kendi cinleri olduğunu, onu yönlendirdiğini, onların emriyle yerde yatan insanı sıkıştırdığı, ondan sonra gel gel gel, çık çık, git git, o insan can çekişir gibi orada kıvranıyor, garip sesler çıkarıyor, evet, o anda evet, cinle konuştuğunu söylüyor. Yani işim gereği hazırlanmam gerektiği için izliyorum ama sonuna kadar tahammül edemiyorum. Gerçekten psikolojiyi bozacak videolar. Bozar. Aslında konumuz o değil ama öyle cin çıkarma seansları var mı? Şimdi orada da benim bir itirazım var. Böyle cin çıkarma seansları var, net. Ama bakın, burası çok hassas bir mevzu. Ben de sizin gibi gazeteciyim. Bu konuları evet, biliyorum ama çok Türkiye'de pek çok insanla da, metafizik uzmanı olan, kendine cinci hoca diyen pek çok insanla da röportaj yaptım ben. Bir tane anımı anlatayım. Ankara'da daha sonradan sapıklıktan tutuklandı. Ben de videolarını kaldırdım. Bilmiyorduk çünkü o yönünü. Bir zatın yanına gittik. İsmine gerek yok. Dedi ki Kürşat, öyle bir vaka geliyor ki dedi, böyle iki tane ayet okuduğunda cin hemen devreye giriyor insan bedeninde. Evet, böyle şeyler var. Anlatacağım ama. Hemen devreye giriyor. İnsanın ağzından konuşmaya başlıyor. Çok dedi ağır bir vaka. Bunu mutlaka çekmeni istiyorum. Kameramızı, onumuzu, bunumuzu aldık, gittik, kurduk. Arkadaş geldi. Böyle gözlüklü, işte kısa boylarda, bodur bir arkadaş. Metafizik uzmanı olan arkadaşımız okumaya başladı. Çıldırdı böyle. Bağırıyor, böğürüyor bildiğiniz. Bağırma değil, böğürme. Böğürüyor falan, işte yakalayacağım sizi, Adem'siniz siz, siz aşağılıksınız falan, hakaret mi diyor. Neyse, hoca bununla konuşuyor. Sen kaç yaşındasın, nereden geldin, hangi kavimdensin, bunlar hep sorulur biliyorsunuz, evet, o videoda görmüşsünüzdür. Hepsini söylüyor takır takır falan. Kerime şehadet getirdi. Aynen öyle. Gözleri kapalı, ben sağ tarafında duruyorum. Aynı böyle benim gibi oturduğunu düşünün, sağ tarafında duruyorum ben. Kamera bir tane solda var, bir tane de benim elimde var. Gözleri kapalı olduğu halde bana dönün dedi ki, bu gözler kapalı böyle, bu İstanbul'dan gelen var ya dedi, bu da dedi cehennemlik. Bu da dedi bizle çok uğraşıyor. Bunu da yok edeceğiz. Tabii şimdi baktığınızda bir işliyorsunuz ya. Hani gözleri kapalı, beni hiç tanımıyor. Allah Allah, İstanbul'dan geldiğimi bilmiyor. Ha, hoca söylemiştir belki de. Ben bayağı ikna oldum, inandım. Dedim ona bu kesin cin yani, hem de ağır bir vaka. Bir yandan da seviniyorum. İyi bir video çıktı, iyi bir malzeme çıktı diye. Neyse, hoca konuşurken hoca buna bir tane tokat attı. Konuş falan diye. Bunu da çok yapıyorlar biliyorsunuz. Sonra bir tane sırtına vurdu. Bir tane göğsüne vurdu. Tabii seans devam ediyor. Konuşsana iblis falan filan diye. Göğsüne vurunca hani şeyde ya, kriz esnasında ya, ooo falan ya, vurma falan yapan bir insan göğsüne vurdu, şöyle yaptı. Abi yavaş, çok acıyor ya. Oo. Ya. Ama çok basit bir oyunmuş. Ya ama ya, ama ya. Yani bir insan kriz esnasında anında krizden çıkıp selamünaleyküm deyip anında krize girmez. Yani yo, bu iyi oyuncu değilmiş. Bu, evet, bu şarlatanla gerek yok ya. Hoca, evet, fazla kaçırdı herhalde yumruğu. Buna gerek orayı yok ya. Orayı makaslayıp yayınla mı dedi size? Yok demediler de, ben hiçbirini yayınlamadım. Evet. Hocanın da videolarını çoğunu sildim. Daha sonradan tabii sapıklık olayları çıkınca iyi olduğunu düşündüğüm videolarını da sildim. Yani özetle şunu söylemeye çalışıyorum.
Bazı böyle kendi kendine hocaya gidip şov yapmayı seven insanlar da var. Çok görüyoruz böyle. İnanın çok görüyoruz. Ama aynı zamanda hakikaten de musallat yaşayan, çünkü cinler insanın ses tellerini kullanarak, bedenine giriş yaparak konuşabiliyor. Böyle vakalar da var. Bunu ayırt etmek mesele. Ve bunu yapan hoca da önemli. Bunu ayırt edebilecek metafizik uzmanı da önemli. Hmm. Şimdi metafizik uzmanının karşısına dikiliyor. Sırf ilgi çekmek için. Vardı mesela öyle bir kadıncağız. Bir hoca arkadaşın yine yanında karşılaştık. Şans eseri psikolog olan bir arkadaşımla beraber gittik. Hoca seansa başladı. Bir hanım kızımız, kapalı böyle tesettürlü bir hanım kızımız. Çıldırıyor, bağırıyor, çağırıyor. İçinde cin olduğunu, cin sözde hanım kızımızın ağzından konuşuyor. İşte kocasını yok edeceğim. Bu adam bunu sevmiyor. Bu adam işte bu şey diyor mesela. Bu adamın bunu, kadını aldatmasını biz sağladık. Bak düşünemiyorsunuz. Kocasının aldattığını iddia etti. Ve bunu bir cin söyledi. Kocası otomatik olarak diyor ki bir dakika ya ben yapmadım ki ya. Ama algı ne? Bir cin söylediyse yapmıştır. Kadındaki ya kusura bakmasın ama şeytanlığı görüyor musunuz? Hı hı. Sonradan işte seans bitti. Yanımdaki arkadaş dedi ki hocam dedi yani kusura bakma yanlış anlama sen bu konularla uğraşıyorsun ama vallahi dedi bu cin meselesi değil dedi. Bu kadın dedi şizofrenik hasta. Ya abi olur mu görmüyor musun falan. Yok dedi. Benle konuşursana dedi bunu. Tamam konuşturalım. Hocadan müsaade aldık. Kadınla yaklaşık 4,5-5 saat konuştuk. Sonunda itiraf etti. Dedi ki bu beni aldatıyor. Ben yakaladım mesajlarını. Bize ilgi göstermiyor. Ben de böyle bir yol buldum. Krize girdim önce. Düzenek kurmuş. Ha, krize girdim. Kendimi yerlere attım. Kendimi yerlere atınca eve daha çok bağlandı. Beni tedavi etmeye uğraştı. Bu da benim hoşuma gitti. Ben yaptım. Bak, cin min hiçbir şey yokmuş. Yani böyle durumlar da var. İşte bunu hocanın ayırt etmesi gerekiyor. Çünkü şimdi bir de TikTok'ta bilmem ne çıkınca insanlar daha çok şov yapmaya, ünlü olmaya meraklı hale geldi. Dolayısıyla bunu suistimal eden hiçbir cinli vaka olmadığı halde sırf kendi sanrılarıyla ben cinliyim algısı oluşturmak için şov yapan bir sürü insan türedi. Bunlara da yazık, bunlara da acıyorum. Çünkü böyle yaparak da ağlayıp zıplayıp diye konuşarak, çok enteresan oluyor herhalde böyle konuşmak bilmiyorum. Böyle konuşarak da ilgi çekeceğini düşünüyor ama aynı zamanda bu hasletler insanı aşağıya çekiyor. Yani negatif boyuta çekiyor. Ya ne gerek var kurban olduğum ya. Bunlara ihtiyacımız yok bizim ya. Sen bunları yapmak yerine bak Beyza Hanım öyle güzel, tabii kötü tarafı da çok ama aynı zamanda öyle güzel bir dönemdeyiz ki birçok eğitimi, kendimizi geliştirebilecek birçok eğitimi, dil eğitimi, konuşma eğitimi, diksiyon eğitimi, evet, kişisel gelişim eğitimleri, yaşam koçlukları, onlar hepsine ücretsiz bir şekilde de ulaşabiliyoruz. Bakın ücretsiz bir şekilde ulaşabiliyoruz. Paran varsa kalitesini alabilirsin. Hı hı. Ya ben de cin var diye şov yapmak yerine git de kendini yetiştir. Evlat yetiştiriyorsun. Kendini yetiştir ki yetişmiş bir ebeveyn olarak da evlatların da güzel evlat olsunlar. Sen neysen ektiğin tohum da o olacak. Ya uğraşmayın şu cinlerle arkadaş ya. Yemin ederim size cinler bizden bıktı ya. İnanın cinler bizden bıktılar. Gerçekten cinler bizden bıktı ya. Hani bir söz var ya. Yarın diyor berzah alemi kurulduğunda, o büyük mahkeme kurulduğunda şeytan çıkıp diyecek ki Allah'ım beni bunlara niye musallat, insanları niye bana musallat ettin diyecek. O seviyeye geldik ya. Bakıyorum işte sabah cin, akşam cin, ormanın içine götürüyorlar, pelerin giydirmişler birilerini. İşte diyor ya bir cini yakaladık orada, hoyt falan. Ya yapmayın böyle, olmaz kurban olayım ya. Bu iki takız için insanları kandırmak ya da Abdurrahman bin Halima diye bir hoca efendi var. Ben yıllar önce kendisiyle röportaj yapmıştım. O hoca efendinin bir yayınında, yine biz buna azuz deriz. Azuz bir cinin insan bedenine girip insana hükmederek konuşması anlamına gelir. Azuz yaparak bir kadını konuşturuyor. Kadının ağzından konuşan cin diyor ki ben diyor hangi kavimdensin diyor. Ben diyor Zuzula kavmindenim. Zuzula kavmi Afrika'da küçük bir kavim, küçük bir cin kavmi. Bakın Zuzula kavmi... Niye? Bunların meskenleri mi var özel tabii mesela? O kavim sadece orada tabii mı? Tabii ki bizim yok mu? Sivas Şarkışlalıyım. Sizin yok mu? Hepimizin ama var. Ama zaman ve boyut algısı farklı olduğu için gelmiyorlar mı? Oraya buraya seyahat etmiyor mu mesela? Ya ediyor, siz etmiyor musunuz? Buradan mesela isteseniz Almanya'nın Köln şehrine gidemez misiniz? Gidersiniz. Evet. Ya neredesin Beyza Hanım? Ben Köln'deyim. Ya da siz orada trafik polisi çekildi. Burası neresi? Köln efendim. Hı. Gibi. Yani orada da Zuzula kavmi var. Ama Zula kavmindeki koca bir kavim kalkıp İstanbul Eyüp'e gelmez. Koca bir kavim kalkıp Ankara'ya Etimesgut'a gitmez.
Şimdi Türkiye'de o Hoca Efendi'nin röportajından sonra muazzam bir Zula kavmi patlaması yaşadık. Hangi hocaya gitsek, hangi hoca demeyeyim de metafizik uzmanına gitsek, ben Zula kavmiyle çalışıyorum diyen de var. Musallat vakası, büyü vakası, teşhisi tespiti yapanlara gittiğimizde de sen ha Zula kavmi musallat olmuş. Ya hay Zulanız batsın. Ya uydurmayın ya, uydurmayın ya. Böyle bir kavim yok Türkiye'de. Yok ya. Türkiye'de başka kavimler var. Bana onların ismini söyleyin. Mesela çoğu metafizik uzmanı bunların isimlerini biliyor. Bana onların ismini söyleyin. İnanayım size. Yani o kadar böyle uydurma uydurma şeyler var ki. Kenzül Havas diye bir kitap var Beyza Hanım. Evet. Bu Kenzül Havas'ı okuyun. Bakın size net söylüyorum. Bu Kenzül Havas'ı okuyun. Oradaki çok değil. 30 tane terimi öğrenin. Çıkın ekranlara. Takır takır cin kavmini, cinlerin hangi günlerde, hangi saatlerde, hangi musalla türlerinde insanlara yanaşacağını anlatabilirsiniz. Ve bir radde sonra sizi alkışlayan birileri de çıkacaktır. Hocalığınızı ilan edebilirsiniz. Hatta cin çıkarma aynı yapıyor. Evet ya, yayında. Evet. Üç tane okuyacağınız Allah ayette, şaşırtmasın. Üç tane okuyacağınız mantrayla bunu yapabilirsiniz. Ve çok üzücü. İnsanların kendileri musallatlı ama musallat tedavisi yapmaya çalışıyorlar. Yapmayın, ne olursunuz yapmayın. İnsanları mağdur ediyorsunuz. İşinin ehli olanlara asla bir şey demiyorum ve her zaman şunu savunuyorum. Diyorum ki Türkiye'de Diyanet diye bir kurum var kardeşim. Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuya öcü gibi bakmazsa, bu konuyu ele alırsa merdiven altı saçma sapan insanlar ortalıktan silinir gider ve cezai müeyyide olur. Ama siz Kur'an-ı Kerim'de defaatle cin kelimesi geçiyorsa, cinlerin varlığından bahsediyorsa, cin suresi varsa başlı başına, Allah Resulü'nün Hazreti Ali'ye götürdüğü cin uygulaması ve daire çizme olayı varsa, bizim o zaman cinleri kabul etmemiz gerekiyor. Yani şarlatanlar çıkıp insanları mağdur edeceğine, Diyanet'in mesleki anlamda yetenekleri olduğuna inandığı insanları bir araya toplaması neticesinde belge versin kardeşim, kurum açma belgesi versin, onlar yapsınlar. Ama bunu yapmazsanız her yer şarlatan dolu, inanın şarlatan dolu ya. İki tane tılsım çizmeyi öğrenen kendisine hoca diyor. İki tane dua etmeyi öğrenen kendisine hoca diyor. Mesela diyorsunuz ki ya tamam ben bana bir bakım yapsana, hani bende ne var? Tamam diyor, sen bekle ben sana bir bakım yapayım. Sende diyor cin var. Nasıl var? Var, ben biliyorum ya, var sende. Büyü var sende, sana büyü yapmışlar. Ya kardeşim bu böyle olmaz. Bu insanları kandırmak. Bir metafizik uzmanı size bakım yaptığında sizinle alakalı nokta atışı bilgiler vermek zorunda. Neden zorunda? Nokta atışı bilgiler vermesi o kişinin gerçek manada bir hadimle çalıştığını gösterir. Kişinin de hüddam olduğunu gösterir. Hadim hüddam meselesinde de bir itirazım var, anlatayım biraz sonra. Evet, ne kadar vaktimiz kaldı bilmiyorum ama. Dur, rahat olun lütfen. Çünkü bu durumlarda metafizik uzmanı gerçekten işinin ehli biri ise şöyle çalışıyor. Dini zemine oturtarak anlatayım. Karin denen bir mesele var. Karin denen mesele şu. Allah Resulü anlatıyor. Karin meselesini anlatıyor. Ve Karin meselesinde şöyle bir beyanda bulunuyor. Diyor ki insan doğduğundan itibaren her insana Karin varlıkları verilir. Karin cini insanın, her insanda cin vardır. Karin cini insanın sol kısmında bulunur. Karin meleği sağ kısmında bulunur. Bunlar musallat değildir. Asla sizde işler olmaz. Tek vazifeleri vesvastır, vesvesedir. Vesvese verirler. Örnek. Niye burayı gösterdiniz? Biri sağ tarafta durur, biri sol tarafta. Hani ya, bedenen de burada mı evet, yoksa? Evet, tamam, orada. Melekler burada. Çok dikkatlisiniz. Şimdi şöyle yaparlar. Karin meleği der ki, ya Beyza yapma. Ya, Kürşat hakkında kötü konuşma. Bak bu dedikoduya giriyor. Yapma Beyza, iyi değil bu. Karin cini der ki, ya Beyza olur mu? Bak o senin arkandan konuşmuş. Konuş ya, eleştir. Ya da Kürşat hakkında şunu yap. Yaz ya, yaz. İki tane tweet at. Karin cini kötü vesvese verir. Karin meleği iyi vesvese verir. Bunun tek işi vesvese vermektir. Hmm. Lakin bizimle doğduğumuzdan beri beraberler ve bizimle doğduğumuzdan beri beraber olduklarından ötürü her şeyimizi bilirler. Yediğimizi, içtiğimizi, tuvalette kalınlandığımız tuvalet kağıdının markasını bile bilirler. En uç noktadakini söyleyeyim. Allah Resulüne diyorlar ki, ya Resulallah böyle anlatıyorsun ama bizde de mi var cin? Evet diyor, var. Peki sizde de mi vardı? Hani peygambersiniz ya, sizde de mi vardı? Vardı ama diyor Rabbim yardım etti, o bana iman etti. Ya demek ki bize vesvese veren, hani diyorlar ya hocam bende çok vesvese var diye, bize vesvese veren
o mekanizmayı da kendi hayrımıza çevirebiliyormuşuz. Şimdi gelelim işin cinlerle olan kısmına. Bu bir cin. Hep bizimle beraber hocaya gittik. Hoca bize, metafizik uzmanı, hoca demeyeyim, özür dilerim. Hocalardan özür diliyorum. Metafizik uzmanı bize takır takır bizim hakkımızda her şeyi söyledi. Evet. Benden sonra çıktınız, bir metafizik uzmana gittiniz. Dedi ki Beyza Hanım, siz işte bir saat önce bir yayın yapmışsınız herhalde. Kürşat diye bir adam gelmiş. Evet. Kürşat'tan uzak dur. Ya da işte buradan çıktınız, başka biriyle görüşeceksiniz hocadan sonra, metafizik uzmanından sonra. Dedi ki Beyza Hanım, o kişiye gitmeyin, o kişi sizin için hayırsız. Oo, bir baktınız her şeyi biliyor, takır takır her şeyi anlatmış. Siz işte şu yılda şunu yapmışsınız, bu yılda bunu yapmışsınız. Ailenizde şöyle birisi var, size haset ediyor. Ya da ailenizde böyle birisi var, size büyü yapmış. Her şeyi saydı adam. Bakıyoruz diyoruz ki wow, adam her şeyi bildi ya. Ne maharetmiş. Değil. Maharet onda değil. Sistem şu. Sistemi anlatıyorum. Metafizik uzmanının yanındaki cin, metafizik uzmanıyla bir anlaşma yapıyor. Ben ne sorarsam cevap vereceksin diye anlaşma bu. Hocadan da bazı vaatler alıyor. Ne oldu hocayla onun arasında? Çünkü hepsi değişiyor, o yüzden net söylemiyorum. Beyza kardeşim, bana bir anne adını ver. İşte şu, doğum tarihim bu. Şu ismin soy ismin bu. Sıfat da bu, tamam. Yanındaki cin diyor ki bunun hakkında bilgi topla bakayım. İlk durağı zınk sizin yanınıza geliyor o cin. Sizin karincinize soruyor. Beyza hakkında bana bir dökül bakayım. Bazı karincinlere hiçbir şey söylemez. Ketumdur. Bazıları sizin kötünüz olacak ya, ya da sizi yanlış yönlendirecek ya. Karincini yalan söylemez. Takır takır her şeyi anlatıyor. Varlık geliyor. Hocaya anlatıyor. Hoca da size anlatıyor. Sistem böyle işliyor. Karincini bir şey söylemedi. Hocanın cinine bir şey söylemedi. Bu sefer hocanın cini zihin okuyabiliyorlar. Sizin akrabalarınızı araştırıyor. Kim var? Ha, oğlu var. Dur, oğlunun yanına, kızı var. Kızının yanına bir gideyim. Ondan bir şey araştırmaya başlıyor. En küçük bir şey. Hiçbir isim vermediniz hocaya. Kızınızın ismini öğreniyor. En son çare. Bir şey bulacak ya. Kızınızın ismini öğreniyor. Var mı kızınız bu arada? Var. Allah maşallah, Allah bağışlasın. İnşallah Rabbim nazardan, kötü enerjiden Allah sakındırsın. Razısız. Kızınızın ismini öğreniyor. Hemen hocanın yanına geliyor. Hocanın size bir şey vermesi lazım. Diyor ki Beyza Hanım, işte sizin kızınızın ismi Ayşe mi kardeşim? Evet Ayşe. Ya böyle 12-13 yaşlarında mı? Evet hocam. Ya onda büyü var ya. Onda musallat var. Ne yapacağız hocam? Bir 5000 lira verirsen çözeriz. İnanın sistem böyle işliyor. Ben de her zaman şunu söylüyorum. Diyorum ki evet, güvenilecek hoca, güvenilecek metafizik uzmanı var, güvenilmeyecek metafizik uzmanı var. Gitmek mi istiyorsun? Git kardeşim, problem yok. Para senin, git. Hiç problem yok. Gittin. Dedi ki metafizik uzmanı sana, Beyza kardeşim sende musallat var dedi. Ya da sende büyü var dedi. Hocanın dediğini hemen iman etme. Al cebine koy. Gel evine. Tak kulak. Bak çok basit. Tak kulaklığını. Gel evine. Tak kulaklığını. Telefonumuz var hepimizin. Aç rukiye ayetlerini. Bir gün uzanıyorsun. Kulaklığı takıyorsun. Dış dünyayla bağlantını kesiyorsun. Ruhunla baş başa kalıyorsun. Bir saat sürüyor. Bir saat boyunca rukiye ayetlerini dinliyorsun. Herkesten dinlenir mi rukiye? Dinlenir. Mekke şeyleri okuyor. İmamlar okuyor zaten. Ya, önemli olan orada Kur'an'ın enerjisini alabilmek. Mesele bu. O Kur'an'ın enerjisini alıp, içerideki pozitif enerjiyi alıp, içerideki negatif enerjiyi harekete geçirmek mesele. Bu bir tedavi metodu değil bu arada. Tak rukiye ayetlerini dinle. Birinci gün dinle. Normal rukiye ayetlerini, genel rukiye diye geçer. İkinci gün yakma ayetlerini dinle. Üçüncü gün yine genel rukiye dinle. Bu üç günde bedeninde uyuşma, karıncalanma, yanma, baş ağrısı, göğüs ağrısı, ağlama hissi, gülme hissi, dinlemeye dayanamama gibi şeyler varsa, evet, sende metafizik bir etki vardır. O zaman işin ehli birini bulup yoluna devam edebilirsin. Ama hoca sana bir şeyler söyledi. Geldin, bu uygulamayı da yaptın. Hiçbir etki yok sende. Ya boş ver başkalarını. Boş ver başkalarını ya. Kendine Bakara suresi oku. Kendine Ayetel Kürsi oku. Allah'ın ipine sıkı sıkıya sarıl. Birinci bölümde söylediğimiz gibi yoluna devam et. Ona buna para kaptırma güzel kardeşim ya. Ama biz şimdi çıkıyor bir tane metafizik uzmanı. Sende büyü var kardeşim. Kızının adı bu deyince o bütün yelkenler fora yapıyoruz. Evet. Kaç para hocam? 5000. 10.000 vereyim hocam, çöz bu meseleyi. Yapma ya, yazık, günah yani. Allah bir dert verdiyse onun çözüm yollarını da sana verdi. Çünkü ayette diyor ki Kur'an müminler için şifadır. Ya şifası varken şifayı bir Adem'den aramana gerek yok. Önce Rabbimden ara, çözüm bulamıyorsan işin uzmanından ara. Ben bir şey demiyorum, hani bir metafizik uzmanından destek almasınlar demiyorum. Sadece şunu söylüyorum, mağdur olmamaları için
Bir de Allah muhafaza şirke düşmesin. Kendilerini çek etsinler. Bravo. Kendilerini çek etsinler ya. Ben sadece bunu söylüyorum. Bu arada cinlerden konuşurken elbette biz Hazreti Süleyman'ı anmadan düşünmeden edemeyiz. Evet, evet. Bir bilgi var. Şöyle ki Hazreti Süleyman'ın yasaklı cin duası videoları paylaşılıyor. Nedir bu dua ve yasaklı mı? Şimdi birincisi bu duanın kaynağı belli değil. İçerisinde geçen normal bildiğimiz bir dua. Yani Rabbimizden yardım isteyebileceğimiz bir dua. Allah şunu söylüyor. Dua edin ki icabet edeyim. Bu duada duanın kuvvetinin ve kudretinin yüksek olması için bir peygamberin duasının olmasına ihtiyacımız yok. Biz söylersek de yeterli. Hmm. Çünkü Rabbimiz demiyor ki bir peygamberin duasıyla bana dua edin demiyor. Siz dua edin ki ben icabet edeyim, karşılık vereyim diyor. Keza Hazreti Süleyman'ın yasaklı duası denilen dua da son yıllarda ortaya çıkmış, evet, kaynağı belli olmayan, sadece içinde Arapça kelimelerin olduğu ve hatta çok üzücü, Arapça, Farsça ve İbranice kelimelerin karıştırıldığı, hercümerç edildiği bir dua. Dolayısıyla anlamını bilmediğimiz bir dua. Böyle bir duanın edilmesini ben doğru bulmuyorum. Çünkü bir dua ediyorsak onun anlamını bilmeliyiz. Mesela orada o duada geçen bazı kelimeler var. Anlamını bilmiyoruz. Belki cin davet ediyorsunuz. Belki Hazreti Süleyman onu cin davet etmek için kullandı. Şöyle düşünebilir miyiz? Tabii bunu afaki bir örnekle söylüyorum. Hazreti Süleyman'ın cin duası isimli duayı okumaya başladınız ama orada 3 tane büyük cinin ya da cin kavminin ismi geçiyor. Ne olur? Okudunuz. Cin davet ettiniz. Aa! Ve cin geldi bir baktı. Ya dedi bunda takva, sizin için söylemiyorum yanlış anlamasın. Kendimden önüm. Bir geldi Kürşat'a baktı. Takva yok, iman yok, bütün kötülükler var. Ya bu diyor kim bizi çağırdı? Kim ki bizi çağırdı? Öyle gelin bir davet tabii de olabilir ki, mi? Tabii ki. Ve ne yaptınız biliyor musunuz? Auranızda boyut açtınız. Bunu yaparak, bir davette bulunarak boyut açtınız. Belki kudretli ve rahmani bir varlık çağırdınız ama gelen varlık sizde bir karşılık görmediği için dedi ki ya sen kimsin beni çağırdın ya? Geri gitti. Kapı açık kaldı. Peki sonra o kapıdan kim girecek? Yani o yüzden anlamını, ne işlemler yaptığını bilmeden ya böyle duaları etmeyin. Çünkü tekrar söylüyorum, Rabbim demiyor ki bir peygamberin duasıyla bize dua edin, bana dua edin demiyor. Bana dua edin diyor. Gerçekten bir duanın, mesela Peygamber Efendimiz'den gelen, Hazreti Ali'den gelen dualar var. Örnek vereyim. Cin mektubu diye bir şey var. Bunun Hazreti Ali'den rivayetle geldiği söylenir. Bunu da çok araştırdım ben. Cin mektubunun çok muteber olduğunu ve içinde yazanların da bir insanın ruhsal gelişimi bakımından önemli kelimeler de barındırdığını gördüm. Bununla beraber cin mektubunun da cinlerin üzerinde gerçekten önemli etkiye sahip olduğunu da gördüm. Şimdi bazı çok bilmişler çıkıyor diyor ki ya eve diyor bir şey asmak hiçbir işe yaramaz diyor ama ben katılmıyorum buna. Cin mektubunun olduğu bir odaya küçük ervah cinleri vardır. Biz onlara ervah cinleriz yani bir insanın beline kadar gelirler. Çoğunlukla insanlarda bunlar musallat olur. Bakmayın kendine böyle ejderha gibi gösterdiklerine iki tane tokatla yere yıkılacak cinlerdir. Ervah cinlerinin cin mektubunun bulunduğu bir odaya giremediklerini hem ben hem yanımızdaki diğer metafizik uzmanı arkadaşlar müşahede ettik. O yüzden muteber olduğunu düşünüyoruz. Hazreti Ali'den gelen cin mektubunun ama. Hazreti Süleyman'ın cin duasınınsa kaynağı belli değil ya. Yani kaynağı belli olmayan bir şeye niye itibar edip de onu okuyalım? Ha okumak kötü müdür? Belki kötü değildir, bilmiyorum. Ama söz vücut bulur. Ay, bravo. Sözler çünkü enerjidir. Ağzımızdan çıkan her kelime enerjiye dönüşür. Ve hayatta bizim sözlerimizin enerjisinin kaybolmadığı iki tane olgu var. Bir, hava sürekli yayılıyor ve her zaman burada. İkincisi, Hazreti Su. Suyun hafıza gücü vardır ve kaydeder biliyorsunuz. Dolayısıyla sözler çok önemlidir. Ağzımızdan çıkan kelimelere dikkat etmemiz gerekir. Şimdi herkes günümüzde geçim sıkıntısıyla ilgili dem vurup duruyor. Evet. Ya kardeşim Hazreti Süleyman'ın yasaklı dikkat çekiyor öyle yasaklı deyince. Yasaklı deyip dikkat çeken o duasını okuyacağına, ne için okuyorlar onu da bilmiyorum. Okuyacağına her akşam uyumadan evvel
Vakıa suresini oku ki zenginlik suresi olarak kabul edilir. Vakıa suresini oku. Buna 41 gün, gerekirse 90 gün devam et. Hayatındaki değişimleri göreceksin. Mesela Ahmet isminde bir kardeşimiz var. Daha 2 gün önce görüştük, ona tavsiye etmiştik. Öyle şeyler anlatıyor ki, Vakıa suresini okumaya başlamış, 21 gün doldurmuş. Abi şu an şok içindeyim ben diyor, yetim kalmışım, mahsur kalmışım böyle bir sureden uzak durarak. Gerçekten çok önemli. Ya bilmediğin duayı okuyacağını, Allah'ın böyle, Peygamber Efendimiz de söylüyor bunu. Geçim sıkıntısı çeken Vakıa okusun diyor. Çok basit ya. Ama biz tembeliz. En basit neyse ona hemen vuruluyoruz. İnsan tabiatında, mizacında bu var herhalde. Özetle bildiğimiz, güvendiğimiz şeyleri okumak, bildiğimiz, güvendiğimiz insanlarla mütalaa etmek her zaman doğru, daha doğru diye düşünüyorum. Burada kısa yoldan da zengin olmak hep bizi cezbeder ya, hani nefsani bir harekettir. Şimdi zengin olmak için yatmadan önce hangi duayı okumalısınız dersem, bu tanıtımla ben çok izlenirim, biliyorum. Çünkü sevilir bu başlıklar. Halbuki bütününe bakmak lazım şu ana kadar söylediğinizin. Bu konu gerçekten uzmanıyla konuşulmalı diye düşünüyordum. Siz de öylesiniz. Başta söylediğim gibi aslında küresel politika konusunda, gündem konusunda o kadar derin araştırmalarınız var ki. Teşekkür ediyorum. Metafizik konularla dönüp dolaşıp karşı karşıya gelmeniz çok iyi araştırmacı olduğunuz için belli ki. Şüphesiz öyle. Ama aslında bakın, istihbarat savaşları, başta söylediğim gibi. Mesela evanjelizm, Mesih Krallığı evanjelizm, yine Kürşat Berkan'ın kitabı, masonizm üzerine kitapları var. Tapınak şövalyeleri ki çok konuşulan, evet farklı kaynaklardan konuşulan konu, ama baktığınız zaman sadece okuyup anlatılan videolar görüyorsunuz. Oysa ki Kürşat Berkan bu konuda tam anlamıyla araştırmacı. Dolayısıyla bütün bu konularda uzmanken dönüp dolaşıp biz de size metafizik alanlarda başvurduk. Ama kırmadınız. Sağ olun, var olun. Size çok olun. Teşekkürler. İnşallah diğer konularda da yayın yapmak dileğiyle. İnşallah. Çok kısa bir şey söyleyeyim. Sonra buyurunuz. Bitirelim. Kitaplarla ilgili söyleyeyim. Bugünlerde biliyorsunuz bir pandemik dönem atlattık. 25 tane kitap var ama bunların içinde şu zamanda okunacak Biyolojik Terör isimli, buraya getiremedik. Biyolojik Terör isimli kitabımız var. Onu mutlaka incelesinler. Bu pandemik dönemi neden yaşadık? Bundan sonra neler olabilir? Hatta ismini söylemeyeyim kanalınıza sıkıntı gelmesin diye. O malum şeyin isminin bile ta yıllar önceden nasıl programlandığına dair birçok bilgi var içinde. Yani bugünlere, hastalığın isminin mi? Evet, hastalığın isminin. Bugünlere, son çiçekli böcekli hastalık mı, maymun çiçeği, bir önceki, bir öncekinin. Tamam. O ismin neden kullanıldığı, nasıl kullanıldığı ve bundan sonra neler olabileceği, birçok bilgi var içinde. Onu mutlaka okumalarını da tavsiye ediyorum. Yani 25 kitaptan özellikle bunu tavsiye etmemin sebebi, bugünleri anlayabilmemiz için önemli diye düşündüğümdendir. Ben de çok teşekkür ederim bu arada. Estağfurullah. Biyolojik Terör. Biz de kapağını ekrana getirelim, öyle hatırlatalım o zaman sevgili izleyicilerimize. Tekrar ağırlamayı çok isteriz sizi sevgili İnşallah. Kürşat Berkan. Efendim, araştırmacı yazar Kürşat Berkan'la metafizik üzerine konuştuk. Başlı başına konumuz buydu. Merdiven altı cinci büyücü muskacılardan, bu alanın aslında ne olduğuna kadar, Kur'an-ı Kerim'de bizim dinimizce hangi temelde olduğuna kadar çok kıymetli bilgiler verdi bize. Sizler de videonun altına bu konuyla ilgili yorumlarınızı paylaşırsanız tek tek değerlendiriyoruz. Sağolunuz, var olunuz. Yeni videolar için lütfen bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Sevgiler.